LGS dershanesinde seninle çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Sana en büyük katkıyı ne sağlamıştı? Her hafta mini ve genel denemeler oluyordu. Bu denemeler sonucunda hata ve moral denemeleri oluyordu. Burada yaptığım yanlışları anlayıp bir daha o yanlışları yapmamaya çalışıyordum. Peki canlı derslere ne kadar katıldın? %60-70 civarında. Senin için o da yeterli olmuştu. Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %45'e varan indirimlerle seni bekliyor. Detaylar tonguçakademi.com'da. Herkese merhabalar. LGS hızlanma kampımızın ikinci adımındayız. Türkçe'de bugün sizlerle birlikte dil bilgisi yazım ve noktalama konularını öğreneceğiz. Hangi konudan kaç soru geldiğine bakacağız. Taktikler göstereceğiz. Ve benzeri LGS benzeri yeni sorular çözeceğiz. Bugün öğreneceğimiz konular daha doğrusu tekrar edeceğimiz konular. Fiilimsiler, cümlenin ögeleri, fiillerde çatı, cümle türleri, yazım kuralları ve noktalama işaretleri gerçekten çok önemli konular. Bunlar genellikle LGS kitapçıklarında Türkçe kısmında son sorular oluyor. Yani sözcükte anlamla başlıyor sınav. Sonra cümlede anlam. Sonra parça anlam geliyor. Sonlara doğru son dört soru bunlardan soruluyor. Şöyle sınavların sorulduğu yıllara baktığımızda 2018'de, 2019'da, 2020'de her sene sorulmuş fiilimsiler konusu. Bu iki sene niye sorulmamış hocam? Çünkü bu sınavlarda birazcık böyle şey yapmadılar. Ee, dil bilgisi sorulmadı. 2022'de dil bilgisi sorulduğu halde Fiilimsilerden değil cümle ögelerinden sormuşlardı. Biz bu sene yine fiilimsilerden bir soru bekliyoruz. Ya da cümle ögelerinden bir soru bekliyoruz. Burada ben fiilimsilerden yana şansımı kullanıyorum. Fiillerde çatıdan fazla fazla soru gelmiyor. Bu sene de gene gelmeme ihtimali var ama hepsini öğreneceğiz bu arada. Cümle türlerinden de eskilen soru geliyordu. Bu sene yine eğer dil bilgisinden fazla soru sormazlarsa soru gelmeyebilir. Ama yazım kuralları noktalama işaretlerinden %100 soru gelecek arkadaşlar. Buradaki konuların içerisinde de eğer cümle ögeleri, fiiller çatı ve cümle türlerinden hangisi daha önemli derseniz cümle ögeleri mutlaka bilmemiz lazım. Peki bunların içerisinde hangisi kolay derseniz en kolay cümle türleri birazdan göreceksiniz. Gelin hepsini güzel bir şekilde öğrenelim. Tekrar edelim. Hızlanma programında LGS Türkçe'de hiçbir soruyu kaçırmak istemiyoruz. Mükemmel bir şekilde dil bilgisi yazım ve noktalamayı da bitirmiş olalım. Biliyorsunuz sizler arkadaşlar ee, hızlanma kampında hızlanma denemelerinden sorularınızı çözüyorsunuz. Burada paragraflar kitaplarda hatanız çıkmasa bile paragraf 10 kitaplarından sorularınızı çözmeye devam ediyorsunuz. Burada sizlere biliyorsunuz süreler verdik. Her bir süre uygun bir şekilde çözmeye çalışın. Bu sizin paragraflarda hızlanmanızı ve odaklanmanızı sağlayacak. Hadi bakalım o zaman şimdi intromuz girsin. Ardından da güzel bir şekilde videomuza başlayalım. Evet, filimsilerle başlıyoruz. Filimsilerde taktiğimiz belli. Önce yüklemi buluyoruz arkadaşlar. Ardından da mame olumsuzluk eki alabilen kelimeleri belirliyoruz. Burada fiilimsinin çeşidini bulmak için de fiil kökünden sonraki eklere bakıyoruz. Şimdi mavinin kokusu benliğimi delip geçse keyifli bir düş olsam çayırlara kök salan su gibi akınca zaman sonbaharı uğurlamanın vaktidir dedi diye burada bir şiirden alınmış bölümler var. İlk başta şu kısma bakalım bakın şu kare içine aldığım kısma bakalım. Size böyle genellikle sınavlarda da ee, şiirlerden mısralar veriyorlar ki biraz daha kafanız karışsın diye. Şimdi mavinin kokusu benliğimi delip geçse keyifli bir düş olsam çayırlara kök salan diyor. Şimdi bak mavinin kokusu benliğimi delip geçse. Şimdi geçse burada hani Dilek Şart kipi ekini almış SSA almış o yüzden bu filmsi değil. Ama filmsi olabilecek kelime yüklemden sonra baktığımızda delip kelimesi. Delip delmeyip diyebiliyoruz. Delmek fiili ipeki almış. Şimdi mayışmak eklerinden birini alsaydı isim fiil derdik. An, esi, mez, ar, dik, ecekmiş eklerinden birini alsaydı sıfat fiillerdi. Bunların hiçbirini anlamamış. O zaman bu zarf fiil arkadaşlar. Buraya hemen şöyle zf diye yazıyorum. Keyifli bir düş olsam çayırlara kök salan demiş. Burada yine yüklemimiz olsam ifadesi. Olsam ifadesinden sonra geriye kalan kelimelerde de kök salandaki salan kelimesi mameyki alabilir. Yani salan salmayan diyebiliyoruz. Buradaki an eki bizim ekimiz salmak fiil köküne gelmiş. An esi mezar dikecekmişteki an eki yani sıfat fiil eki. O yüzden buraya da sıfat fiil yazıyoruz. Şimdi aşağıdaki cümleye bakalım. Su gibi akınca zaman sonbaharı uğurlamanın vaktidir dedi. Şimdi dedi yüklemimiz tamam burayı yakaladık. Şimdi geriye kalan kelimelerde mami eki alanlara bakıyoruz. Akınca akmayınca uğurlamanın uğurlamamanın diyebiliyoruz. Akmak ince eki almış yine zarf fiil. Çünkü mayışmak olsa isim fiil olurdu. An esi mezar dikecekmiş olsa sıfat fiil olurdu. Bu ince eki almış zarf fiil. Uğurla fiil kökü. Uğurlama. Mayıs makine almış. O zaman buna da isim fiil diyoruz arkadaşlar. Gelin sorulardan nasıl çıkıyor ona bakalım. Demiş ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil kullanılmıştır demiş. Önce ne yapıyoruz? Önce yüklemi buluyoruz. Sonra geriye kalan kelimelerden mame olumsuz gekin alıyoruz. Dökülmüş dudaklarından yanık sözler çobanın. Şimdi bu cümlenin yüklemi nedir? Dökülmüş. Bak bu bir devrik cümle yani yüklem sonu değil. Dudaklarından yanık sözler çobanın dökülmüş diyor bak. Dökülmüş yüklemimiz. Sonra geriye kalan kelimelere bakıyoruz. Dudak, yanık, söz Burada herhangi bir şekilde mameliye alabilen kelime yok. Daha doğrusu burada filmsi yok. B'ye bakalım. Yorulmuş işçilere soğuk ayran ikram etmek istedi. İstediği yüklem. Tamam. Yorulmuş işçiler bak yorulmuş bir filimsi. Yorulmamış diyebiliyoruz. İkram etmek etmemek diyebiliyoruz. Bu da bir filmsi E. Peki bunlardan hangisini yorulmak fiili mış eki almış? Anası mezar dikecekmiş eki. O zaman bu sıfat fiil. Etmek fiili et köküne mekek gelmiş. Ma-ış-mak mekek almış. O zaman bu da isim fiil diyoruz. O zaman isim fiil B seçeneğini kullanmış. Ama diğer seçeneklerde kontrol edelim. Yine dökülmüş ak saçları yorgun omuzlarına. Ak saçları yorgun omuzlarına yine dökülmüş diyor. Bak bu da yine yüklem. Üşüşmüş arılar baharda rengarenk çiçeklere. Arılar baharda rengarenk çiçeklere üşüşmüş diyoruz. Bak burada da üşüşmüş yüklem. O zaman Denizli, Ceyhan ve Adana seçeneklerinde fiilimsi bile yok. Bursa seçeneğinin iki tane filmsi var. Onlardan biri de isim fiil. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği. Hemen başka bir soruya bakıyoruz. Zar fiil görevinde kullanılan bir sözcük cümleye durum anlamı kazandırabilir. Wow. Durum anlamı nasıl oluyordu? Durum anlamı şöyle oluyordu arkadaşlar. Şimdi yüklemi bulduk. Tamam. Yüklemi bulduktan sonra mameyki alanlar filmsi oluyordu. Mameyki alan kelimeler nasıl sorusuna ya da ne zaman sorusuna cevap veriyorsa yükleme sorulan bunlar zarfil oluyordu. İşte nasıl sorusunu cevaplıyorsa biz durum anlamı katıyor diyorduk. Ne zaman sorusuna cevap veriyorsa da zaman anlamı katıyor diyorduk. İsterseniz gelin bakalım. Şimdi kişi istediği başarıya ancak planlı ve verimli çalışarak ulaşabilir. Ulaşabilir yüklem. Nasıl ulaşabilir? Çalışarak diyor bak çalışarak nasıl sorusuna cevap veriyor. Nasıl sorusuna cevap verdiği için bu zarfil bu durum anlamı katmış. Durum anlamı katmış. Şimdi Ozan zaman çalışmak fiili erek eki almış zarf fiil. Peki durum anlamı kattıysa burada hangisi farklı bir anlam katmıştır diye soruyordu. Tamam devam edeceğiz. Bu arada başka filmsi var burada mesela istediği istemediği bu sıfat fiil bunu geçtik. Şimdi B'ye bakıyoruz. Evlerine ulaşmaya çalışan köylüler yolda Bataçık'a ilerliyordu. İlerliyordu yüklem. Nasıl ilerliyordu? Bataçık'a bak. Bu da yine nasıl sorusuna cevap veriyor? Nasıl sorusuna cevap verdiği için buna da yine biz durum anlamı katmış diyoruz. Peki çalışan çalışmayan bir tane sıfat fiilimiz var. Ulaşmaya ulaşmamaya burada bir tane isim fiilimiz var. Fakat bizim konumuz zar fiilin kattığı anlam. A seçeneğinde nasıl ulaşabilir? Çalışarak. B seçeneğinde nasıl ilerliyordu? Bataçık'a dediği için ikisine de, de durum anlamı katmış. C'ye bakıyoruz. Ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için ölesiye çalışıyordu. Çalışıyordu yüklem. Tamam. Ee, nasıl çalışıyordu? Ölesiye çalışıyordu. Bak bu da yine nasıl sorusuna cevap veren durum anlamı katmış bir zarf fiil arkadaşlar. Devam ediyoruz. Okuldan çıkınca hep beraber kütüphaneye gideriz. Gideriz yüklem. Nasıl gideriz? Cevap yok. Ne zaman gideriz? Okuldan çıkınca bak. Bu nasıl değil de ne zaman sorusuna cevap veriyor. O zaman bu zaman anlamı katmış. O yüzden cevabımız deniz seçeneği. Peki bu soruyu yanlış yapan arkadaşlar şu anda ekranları başına yanlış yapan arkadaşlar nasıl yanlış yaptı onu da söyleyeyim. Çünkü bu üniversiteden çıkmış bir sorunun benzeri. Şimdi öğrenci şöyle yapıyor. Çalışarak hmm, bu nasıl sorusuna cevap veriyor. Bataçık'a tamam. Burada karşılamak için niçin? Ha bu niçin sorusuna cevap veriyor diyor. Halbuki karşılamak arkadaşlar makyaki aldığı için bu isim fiili arkadaşlar. Sakın sakın karıştırmayın. Yani biz zarf fiillerin kattığı anlam farkını bulmaya çalışacağız. Çalışarak nasıl? Bataçık'a nasıl? Ölesiye nasıl ama çıkınca ne zaman sorusuna cevap verdiği için cevabımız deniz oldu. Geldik cümlenin ögelerine. Cümlenin ögelerinde de yine aynı filmsi gibi önce yüklemi bulacağız. Yüklemi bulduktan sonra da tamlamalar, deyimler, yan cümleleri bölmememiz gerekiyor. Ve sonrasında kim ne sorularıyla özdeyi, kimi neyi sorularıyla belirtili nesneyi, ne sorusuyla belirtili nesneyi, nereye, bakın buraya e'leri vurguluyorum nerede hatta şöyle küçük yazayım bir daha da vurgulu olsun. Nereden gibi sorularla yer tamlayıcısını yani dolaşmayacağım. Nasıl ne zaman niçin gibi sorularla da zar tamlayıcısını bulmamız gerekiyor. Buradaki en önemli şey şu arkadaşlar. Yüklemi bulduktan sonra yüklemi bulduktan sonra diğer ögeleri bulurken tamlamalara yani ın ı bağlantısına dikkat edeceğiz. Yani şöyle bir cümle sorabilirlerse derler ki mesela Tonguç yarın işte sınava girecek derler tamam mı? Şimdi bu cümleyi çok rahat ögelerini ayırabilirsiniz. Girecek yüklem, Tonguç gelecek, ne zaman girecek yarın, nereye girecek sınava... ...işte özne, zar tamlayısı, yer tamlayısı, yüklem diye ayırabilirsiniz. Fakat sınavlarda yani LGS'de böyle her biri bir kelimeden oluşan ögeler yerine... ...böyle tamlamalar, deyimler kullanıyorlar. Mesela diyorlar ki Tongucun diyorlar. Şimdi bak tamlama yapacaklar ya Tongucun. Yarın sınava e, girmesi... Gerekiyor diyorlar. Gerekiyor. Şimdi sen buna gelen ayırmaya başlıyorsun. Gerekiyor yüklem. Ne zaman yarın diyemezsin. Nereye sınava diyemezsin. Burada şöyle yapacaksın. Gerekiyor yüklemden sonra ilk başta yüklemi, sonra özneyi, sonra nesneyi, sonra tamlayıcıları bulman lazım. Yüklem buldun. Gerekiyor yüklem. Kim gerekiyor? Cevap yok. Ne gerekiyor? Bak özneyi bulmamız lazım ya. Özne de kim ve ne sorularıyla bulunuyordu. Kim ne soruları özneyi bulduruyordu. Ne gerekiyor? Tonguc'un yarın sınava girmesi gerekiyor. Bak Tonguc'un girmesi, okulun kapısı, sınıfın penceresi gibi. O zaman ne gerekiyor? Tonguç yarın sınava girmesi özne oluyor. Bitti başka öge yok. Ama hocam ya yok 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 bu ının ısını bölemez. Şimdi gelin aşağıdakilere bakalım. İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehridir. Şimdi şehridir yüklem. Şehridir yüklem dedik ama eğer yüklem böyle bir isimse dikkatli olacaksınız. Yine uzun bir yüklem olabilir. Niye? Çünkü tamlamalar bölmüyordu bak tamlamaları bölmüyor. Kalabalık şehir Türkiye'nin şehridir. bak Türkiye'nin şehri. Aynı şuradaki gibi. Tonguc'un girmesi, okulun penceresi, sınıfın kapısı. Türkiye'nin kalabalık şehridir yüklem. Kim Türkiye'nin kalabalık şehridir veya ne Türkiye'nin kalabalık şehridir? İstanbul özne oluyor. Zaten size bir tüyo vereyim. Eğer bir cümlenin yüklemi isimse yani böyle şehridir, işte mutludur, insandır, dir eki almış bir isimse cümle %99.9 özne ve yüklemden oluşur. Yani isim cümleleri genellikle öz yüklemden oluşuyor. Devam edelim. Kişiyi içinde yaşadığı toplumun değer yargıları yönlendirir. Yönlendirir yüklem. Tamam. Kim yönlendirir? Kişi olmuyor. Bak, kişiyi özne değil. Ne yönlendirir? İçinde yaşadığı toplumun değer yargıları yönlendirir. Bak, içinde yaşadığı toplumun değer, toplumun yargıları, şu değer olacak tabi. Toplumun yargıları, yaşadığı toplum, içinde yaşadığı toplum, içinde yaşadığı toplumun değer yargıları yönlendirir. Peki? İçinde yaşadığı toplumun değer yargıları kimi yönlendirir? Kimin sorusu neydi? Nesneydi. Hatta belirtili nesneydi. Kimi? Kişiyi. Bu da belirtili nesne oluyor. Nesneyi özne yönlendirir gibi düşünmeniz lazım. Şuraya bakalım. Öğrenciler soruları dünkü sınavda dikkatçi çözdüler. Çözdüler yüklem. Kim çözdü? Öğrenciler. Ha bu kolay bak. Neyi çözdüler? Soruları belirtili nesne. Ne zaman? Dünkü sınavda. Aa ne zaman değil. Nerede dünkü sınavda bu yer oluyor? Nasıl çözdüler? Dikkatlice bu zarf oluyor. Aa ne zaman dünkü sınavda demeyeceksin? Nerede dünkü sınavda demeniz lazım? Bu da yine dikkat gerektiren bir şey. Gelin isterseniz sorulardan nasıl çıkıyor ona bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir ögenin altı çizilmiştir? Şimdi hediyelik eşya tam bir LGS tarzı soru arkadaşlar. Hediyelik eşya satılan tezgahtan zarif bir kolye aldım. Aldı yüklem. Kim aldı? O. Bak kim aldı o? O gizli Özlemiz. O ne aldı? Zarif bir kolye. Burada arkadaşlar belirtisiz bir nesnemiz var. Zarif bir kolyeyi aldı deseydi belirtil nesne olurdu ama zarif bir kolye dediği için belirtisiz nesne. Nereden? Hediyelik eşya satılan tezgahtan. Burası da yer tamlayışı oluyor. Tamam. O zaman burada belirtisiz nesnenin altı çizilmiş. Bakıyoruz. Meşhur Karadut Şerbetçisi Kadir Ağa'yı bütün İzmir tanırdı. Tanırdı yüklem. Kim tanırdı bütün İzmir? Aa! Burada öznenin altını çizmiş. O zaman cevabımız ya Adana ya Bursa. Kimi Meşhur Karadut şerbetçisi Kadir Ağa'yı burası yine belirtili nesne. Devam ediyoruz. Evinin avlusunu oynarken derenin hazin şırıltısını iştirdik. İşittirdik yüklem. Kim? Biz iştirdik. Neyi? Derenin hazin şırıltısını bak. Neyi? Derenin hazin şırıltısını. Burada da belirtili nesnemiz var. Peki ne zaman evinin avlusunu oynarken? Bu da zart anlayısı. Devam ediyoruz. İyimserlerin daha çok sevildiğini herkes bilir. Bilir yüklem. Kim? Herkes bilir. Neyi? İyimserlerin daha çok sevildiğini. Bu da yine belirtili nesne. Şimdi mantıklı bir şekilde düşüneceğiz. Kardeşim bu belirtisi bu belirtili nesne ama bunların hepsi nesne. Nesne, nesne, nesne. Ha kendi aralarında belirtili belirtisiye ayrılmış olabilir ama bu özne çok daha büyük bir fark. O zaman bu bayağı farklı cevabımız Bursa seçeneği diyoruz. Geldik başka bir soruya. Yer tamlayıcısı yani dolaylı tümleç cümlede yönelme, bulunma, ayrılma bildiren ve yüklemin yer anlamıyla tamlayan ögedir. Şimdi bunun yönelmenin E2 olduğunu bulunmanın D2 olduğunu, ayrılmanın D2 olduğunu unutmuş olabilirsin. Bu cümleden hiçbir şey anlamayabilirsin. Ya bakma bunlar zaten senin sınavda oyalamak için sorulan şeyler. Sen sınava girdiğinde LGS'ye girdin. İşte diyelim ki Türkçe sorularını çözüyorsun. Burada sana bazen böyle üstte bilgiler verecekler. Sözel bölümde mesela şuradan göstereyim. Şurada bilgiler veriyor mesela. Veyahut da işte etken çatalı fiiller. Ya. ya kardeşim sen etken çatalı fiilin ne olduğunu biliyorsan buraya okuma. Direkt soruya geç. Çünkü bazen buradakine bağlı kalıp hata da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ona dikkat edin. Mesela söz sanatlarının açıklaması verilmiştir. Buna göre e, hangi söz sanatı yoktur? Veyahut da işte bazı sözcükler fiilimseki aldığı halde ya tamam kardeşim hangisi fiilimsi değildir diyorsa bunu yap. Fazla da takılma. Ona da dikkat edin arkadaşlar. Şimdi hangisi yer tanıması kullanılmamıştır diyoruz dolayısıyla. Bakalım. Bu yer tanıması neydi? Nereye? Nerede? Nereden? Kime? Kimle? Kimden? Yani E'de denli sorulara cevap vermemiz gerekiyordu. Vadileri bir gerdanlık gibi süsleyen köprülere kentin her yerinde rastlıyoruz. Şimdi rastlıyoruz yüklem. Kim? Biz rastlıyoruz. Neye? Vadileri bir gerdanlık gibi süsleyen köprülere. Bak neye rastlıyoruz? Vadileri bir gerdanlık gibi süsleyen köprülere. E'kini gördük mü? Gördük. Burada yer tanıması var. Nerede? Kentin her yerinde. İki tane yer tanıması var burada yani. Bu cümle e, yer tanıması. Yer tanıması yüklemden oluşuyor. Tamam. Bir Türk halısının atkı ve çözgülerinde binlerce yıllık kültürün izlerini görürsünüz. Görürsünüz yüklem. Kim? Siz görürsünüz. Neyi görürsünüz? Binlerce yıllık kültürün izlerini. Bak izlerini dediği için bu da belirtilmesi. Nerede? Bir Türk halısının atkı ve çözgülerinde. Bak burada yer tanıması var. ED kelimeler, E denli kelimeler yer tanıması oluyor diye dikkat ediyorduk. Şimdi... Hatta ögelerini yazalım. Buraya yer tamlayıcısı, yer tamlayıcısı yüklem dedik. Buraya da yer tamlayıcısı nesne yüklem dedik. Devam ediyoruz. Batuma sadece nüfus ile giriş yapılabildiğini biliyor muydunuz? Biliyor muydunuz yüklem? Kim? Siz biliyor muydunuz? Neyi? Batuma sadece nüfus ile giriş yapılabildiğini. Bak yapılabildiğini film arkasındakileri diye içine çekiyor. O zaman burası bütünüyle nesne. Yani bu cümle nesne ve yüklemden oluşuyor. O zaman C'de Yer tanıması yok. D'ye bakalım. Bursa ve trenin ekşi karadutları bugün dondurma sektöründe kullanılıyor. Kullanılıyor yüklem. Ne kullanılıyor? Bursa ve trenin ekşi karadutları. Özne. Ee, ne zaman kullanılıyor? Bugün kullanılıyor. Nerede? Dondurma sektöründe bak. Dondurma sektörün D diyor. Burada da yine yer tanıması var. Yani bu cümlede özne, zarf tanımayısı, yer tanımayısı, yüklem şeklinde ayrılıyor. O yüzden D'de de var yer ama C'de yok. Burada şu kısım çok önemli arkadaşlar. Bakın bunu bir kez daha sizlere göstermek istiyorum. Burada da gösteriyoruz. Bakın şu cümlede filmsi var mı? Tonguç filmsi değil. Yarın filmsi Sınav filmsi değil. Ama şu cümlede girmesi gibi bir filmsi var. Filmsi adeta bir elektrik süpürgesi gibi arkasındakileri diye içine çekiyor. Şöyle fişe takalım ki çalışsın. Bak diye girmesi sınava girin. Yarın hepsini içine aldı. Yani burada şöyle dese de bölemezdiniz. Tonguç'un yarın çok sevdiği ve kazanmak istediği sınava girmesi dese gene buraya da bütün alacak. Niye? Çünkü girmesi diye içine çekiyor. Yan cümle oluşturuyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi geldik başka bir yeni nesne soruya. Demiş ki fiil cümlelerinde yükleme en yakın öge vurguludur. Örneğin babam bizi dün müzeye götür cümlesinde müzeye dolaylı tümleci yartı almayısı yükleme en yakın ögedir. Öyleyse bu cümle dolaylı tümleci vurguludur diyor. Ya biz vurguyu biliyoruz ki vurgu yükleme yakın olan ögeydi. Şimdi buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir öge vurgulanmıştır diyor. Yani buna göre cümlelerin hangisinde yükleme en yakın olan farklı bir ögedir diyor. Bakalım ılık iklim buzulları parçalanmış buz zehirlerini andırmaktadır. Andırmaktadır yüklem. Kim? Ilık iklim buzulları. Neyi andırmaktadır? Parçalanmış buz zehirlerini. Burada yükleme en yakın olan öge bu ve bu da bir nesne. Neyi andırmaktadır sorusuna cevap veriyor. Nesne vurgulanmış. B'ye bakalım. Birkaç gündür sahili döven dalgalar şimdi çok durgun görünüyor. Görünüyor yüklem. Kim görünüyor? Birkaç gündür sahile döven dalgalar. Özne. Ne zaman görünüyor? Şimdi görünüyor. Zarf tamlayısı. Nasıl görünüyor? Çok durgun görünüyor. Zarf tamlayısı. O zaman burada da zarf tamlayısı vurgulanmış. A cevap ya A ya B. Değil mi? C'ye bakalım. Rize irili ufaklı sayısız şelalesiyle şelaleler kenti sıfatını hak ediyor. Hak ediyor yüklem. Kim hak ediyor? Rize hak ediyor. Neyi hak ediyor? Şelaleler kenti sıfatını hak ediyor. Bak neyi hak ediyor? Şelaleler kenti sıfatını. O zaman burada da yine neyi sorusuna cevap veren bir nesne görüyoruz. Peki nasıl hak ediyor? İrili ufaklı sayısız şelalesiyle burada yine bir zar tamlayıcımız var. Bak parçalanmış buz nehirleri ni, şelaleler sıfatını, ığılı sorular hep bize nesneyi bulduruyor. Daha doğrusu ığılı kelimeler. Şurada göstereyim bak şimdi. Mesela bir kelime var tamam mı? Sonra başka bir kelime var. Kelimeyi göstermiyorum bile bak. Başka bir kelime var. Sonra da mesela diyelim ki getirdi diye bir yüklem var. Şimdi sen buraya baktığın zaman daha kelimenin ne olduğunu görmeden bile şunu görmelisin. Mesela Ayşe kitabını, Ali defterini, Ömer işte soruyu ee, veyahut da çiftçi öküzü neyse fark etmez. Bir şey bir şeyi yani nesneyi işte eve getirdi, okula getirdi, sınıfta bıraktı, okuldan getirdi. Yani evde edenli şeyler yani bu bu kelimeye E'de edenli şeyler geldiyse bu yer tamircisi oluyor. I'li şeyler geldiyse nesne oluyor. Hiçbir şey gelmediyse de özne oluyor arkadaşlar. Bunu hissedebilmeniz gerekiyor. Çok çok önemli. Şimdi özne hep yalın halde yani. Şimdi bunu kaldırdım. Devam ediyoruz. Buradan ise esne, buradan istemiz var. Atatürk müziğimizin gelişmesi için bir inkılap gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirmiştir yüklem. Kim gerçekleştirmiştir Atatürk? Ne gerçekleştirmiştir? Bir inkılap gerçekleştirmiştir. Bak ne gerçekleştirmiştir? Bu da yine nesne. Niçin gerçekleştirmiştir? Müziğin gelişmesi için. Bu da zart O zaman Denizli'de nesne yükleme yakın. Bursa'da zarf tanıması yükleme yakın. Adana'da nesne yükleme yakın. Ceyhan'da nesne yükleme yakın. O yüzden cevabımız B seçeneği oluyor. Geldik fiil çatısına. Fiil çatısı zaten çok leziz, çok kolay bir konu. Bununla alakalı sizler zaten bol bol soru çözüyorsunuzdur. Yazılarınıza da bu sefer fiil çatılarından soru gelecek. Yazı notlarını mutlaka tedarik edin diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi fiil çatısında iki tane soru kökü var. Ya nesne yükleme ilişkisine göre diyecekler size. O zaman geçişli fiili ya da geçişsiz fiili bulmaya çalışacaksınız. Geçişli fiil arkadaşlar nesne alabilen yani yanına onu gelebilen kelimeler. Mesela diyelim ki onu seviyor, onu tanıyor, onu istedi, onu bıraktı, onu aldı, onu verdi, onu getirdi, onu götürdü. Bunlar hep geçişli fiil. Geçiyor yani nesne alabiliyor. Bir de geçişsiz fiiller var. Bunlar onu kelimesini alamıyor. Onu uyuyor olmaz. Onu acıktı olmaz. Onu büyüyor olmaz. Onu gidiyor olmaz. Bak ona gidiyor olur. Ama onu gidiyor olmaz. Bunlar da geçsiz fiil oluyor. Şimdi bununla alakalı soru çözelim sonra özne ekleme bakalım mesela. Şöyle bakalım. Heh. Demiş ki aşağıdakilerin hangisi geçsiz bir fiil vardır? Burada bilgi vermiş. Bana bana bana. Ya yani ne diyorsun kardeşim? Geçsiz fiil vardır diyor. Ben onu bulacağım. Yani onu kelimesi alamayan bir fiil bulacağım. Şimdi tarihin karanlık dönemlerinden beri insanlar bilmedikleri şeylerden korkuyor. Onu korkuyor diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman cevap Adana. Ama diğerlerine bakalım. Günümüz gençliği başarıya en kesilmeden nasıl ulaşabileceğini merak ediyor. Onu merak ediyor diyebiliyoruz bak. Onu merak ediyor diyebildik. Yazar bu eserinde kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini şiirsel bir dili anlatıyor. Anlatıyor. Onu anlatıyor diyebiliyoruz. Niye anlatıyor mesela? Kentin tarihi ve kültürel zenginliklerinin. Neyi merak ediyor? Başarıya en kesilmeden nasıl ulaşabileceğini. Bak nesneler var. Kendini daha iyi ifade etmek isteyen bazı kişiler sanatı kullanıyor. Kullanıyor yüklem. Onu kullanıyor diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Onu kullanıyor diyebildiğimize göre burada da nesne var. Ama gördüğünüz gibi Adana seçeneğinde onu korkuyor diyemediğimiz için nesne yok. Onu korkuyor geçişsiz. Onu merak ediyor. Onu anlatıyor. Onu kullanıyor diyebiliyoruz. Şimdi isterseniz bir de özne yükleme bakalım. Yani gördüğünüz gibi geçişli fiil geçişsiz fiil çok olan. Bu özne yüklem sorusunu koyduk ha. Özne yüklemde ise arkadaşlar geçişli geçsiz gibi değil de bu sefer etken ve şöyle yazıyorum etken ve edilgen fiile bakıyoruz. Etken fiil özne işi kendisi yapıyor. Mesela diyelim ki Ahmet kendisi soruyu çözdü. Yani Ahmet soruyu çözdü. Kendisi çözdü etken. Ama sorular çözüldü derse bu edilgen oluyor. Bak buraya yazıyorum. Ahmet soruyu çözdü. Ahmet soruyu kendisi çözdü. O zaman bu etken oluyor. Yani kendisi kelimesi cümleye oturabiliyor. Ama sorular çözüldü dediğimizde sorular çözüldü dediğimizde bu başka tarafından çözüldü. Sorular kendisi çözüldü olmaz. Başka tarafından çözüldü bak. Çözdü çözüldü. Etken edilgen. Bunu hissedebilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar başka tarafından yapılıyor. Şimdi burada onu alıp onu alamamasına bakıyorduk ya. Burada da kendisi mi yapıyor başka tarafından mı yapılıyor ona bakacağız. Şimdi demiş ki yine yukarıda bilgi vermiş. Ya geç kardeşim. Bu açıklamaya göre aşağıdakiler hangisi etken çatılı fiile sahip bir cümledir. Yani Özne işi kendisi yapacak. Bakalım. Bir romancı eserine başlamadan önce olay zincirini en ince ayrıntısına kadar düşünür. Düşünür yüklem. Kim? Bir romancı. Bir romancı kendisi düşünür diyebiliyoruz. Başka tarafından düşünür olmuyor. O zaman bu nedir arkadaşlar? Etken çatılı bir fiil. Caba B'ye bakalım. Kitap okumanın kişide ruhsal ve davranışsal olgunlaşma zemin hazırlaması beklenir. Beklenir yüklem. Ne beklenir? Kitap okumanın kişide ruhsal ve davranışsal olgunlaşmaya zemin hazırlaması beklenir. Kendisi mi beklenir yoksa başkası tarafından beklenir? Başkası tarafından beklenir. Yani birileri tarafından ama kimin tarafından olduğu belli değil. Başkası tarafından burada arkadaşlar fiili edilgen yapıyor. Zaten bakın burada sözde özne var. Yani beklenir yüklem kitap okumanın kişide ruhsal ve davranışsal olgunlaşmaya zemin hazırlaması özne oluyor ve bu da sözde özne oluyor. Dikkat edin. Burada ise bir romancı gerçek özne. Düşünür, kendisi düşünür bir romancı gerçek özne. C'ye bakalım. Modern şiir genelde sözcüklere bilinenin dışında yeni ve estetik anlamlar yüklenerek yazılır. Yazılır yüklem. Ne yazılır? Modern şiir yazılır. Peki modern şiir kendisi mi yazılır? Başkası tarafından mı yazılır. Başkası tarafından yani şairler tarafından birileri tarafından yazılır. Bu da yine e, edilgen çatılı bir fiil bak. Bu kendisi düşünür dedik. Burada ise başka tarafından beklenir. Başka tarafından yazılır. Bak yazar demiyor bekler demiyor. Beklenir yazılır. Senaryo bir film veya oyunun sahnelerini ve akışını gösteren yazılı metin olarak tanımlanır. Kendisi mi tanımlanır senaryo yoksa başka tarafından mı? Başkası tarafından bu şekilde tanımlanır. Dolayısıyla burada da yine bak tanımlar demiyor. Tanımlanır, yazılır, beklenir hep başka tarafından. O zaman bunlar hep edilgen ama A seçeneğimiz arkadaşlar etken çatılı bir fiil oluyor. Şimdi gelin diğer sorumuza bakalım. Demiş ki Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan altı çizili fiil çekiliyor, sevindi, alınmış, üzülüyor. Özne yükleme ilişkisine göre ötekilerden farklıdır diyor. Yani kendisi ya da başkası tarafından olacak. Ya üç tanesi başkası tarafından olacak bir tanesi kendisi olacak ya da e, tam tersi. Bakalım şimdi ülkemizde çok başarılı sanat filmleri çekiliyor. Çekiliyor ne çekiliyor sanat filmleri. Sanat filmleri kendisi mi çekiliyor başkası tarafından mı? Başkası tarafından çekiliyor. Sınavı kazandığını öğrenince çok sevindi. Kim o sevindi? O kendisi mi sevindi Başka tarafından mı sevindi? E kendisi sevindi. O zaman buraya K yazıyorum. Cevabımız ya Adana ya Bursa. Çünkü ikisi de farklı. Pikniğe onu çağırmadığımız için alınmış. Kendisi mi alınmış? Yani kırılmış, üzülmüş yoksa başka tarafından mı? Kendisi alınmış yani. Hedeflerine ulaşamadığı için çok üzülüyor. Kendisi mi üzülüyor başka tarafından mı üzülüyor? Kendisi üzülüyor ya kendisi bizzat üzülüyor yani. O zaman burada kendisi üzülüyor. Burada kendisi alınmış. Burada kendisi sevindi. Ama burada sanat filmleri birileri tarafından başka tarafından çekiliyor. O yüzden Adana'da edilgen çatılı bir yüklem var arkadaşlar. Geldik cümle türlerine. Cümle türleri Türkçenin en kolay konusu arkadaşlar. Dikkatli dinlerseniz bunu hemen bitiriyoruz. Şimdi cümle türlerinde dört tane çeşit var. Bir cümle yüklemine göre ya da bunu yüklemin sözcük türüne göre de diye sorabilirlerse. Yüklemin sözcük türüne göre diye de sorabilirler. Eee bir yüklemin yerine göre bir anlamına göre bir de yapısına göre var. Şimdi yüklemine göre dediği zaman yani yüklemin sözcük türüne göre dediği zaman çok basit. İsim cümlesi oluyor ya da fiil cümlesi oluyor. Mesela diyelim ki Ahmet iyi bir öğrencidir dedi. Öğrenci kelimesi isim olduğu için isim cümlesi oluyor. Ama Ahmet ders çalışıyor dediğin zaman çalışıyor fiil olduğu için fiil cümlesi oluyor. Mesela bak yazıyorum buraya. Ahmet iyi bir öğrencidir. Gerçekten yazım ne kadar güzel. Şimdi iyi bir öğrencidir yüklem ya. Öğrenciler kelimesinin isim mi film olduğunu biliyorsanız bu konuyu yapabilirsiniz. Öğrenciler kelimesi bir isim. O zaman bu isim cümlesi oluyor. Bu kadar basit. Hatta şurada bakalım. Bak burada cümleler var. Bunların hangisi isim cümlesi, hangisi film cümlesi bulalım. Hata yapmaktan korkan kişi hiçbir şey yapamaz. Yapamaz fiil, fiil cümlesi. Kıskançlığımız ancak sevgiyle yenebiliriz. Yenebiliriz fiil, fiil cümlesi. Her dilde bir şarkı, her dudakta bir ıslık. Aa bu cümlede yüklem yok. Bunu geç o zaman. Taze ışıklarıyla usul usul aydınlatıyor ovayı nazlı güneş. Güneş isim İsim cümlesi diyemezsin. Çünkü burada güneşli yüklem değil. Aydınlatıyor yüklem. O zaman bu yine fiil cümlesi. Düşünmeden konuşmak nişan almadan ateş etmeye benzer. Benzer fiil fiil cümlesi. Beşikten mezara kadar bilim öğrenin. Öğrenin fiil cümlesi. Öğrenin fiil çünkü. Kitapsız yaşamak kör sağır ve dilsiz yaşamaktır. Bak bu çok zor. Bunu biliyorsanız helal olsun size. Bilen arkadaşlara alkışlıyorum. Yaşamaktır. Yaşamak bilimsi olduğu için fiil olmadığı için bu da isim cümlesi arkadaşlar. Anlaştık mı? Bak buraya yazıyorum. Bu bir fiil fiil cümlesi. 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 Ama bu bir fiilimsi olduğu için biz buna isim cümlesi diyoruz. Bu kadar zor sormazlar LGS ama bilin. Başarı cesaretin çocuğudur. Çocuğudur. Bak cesaretin çocuğudur diyor ya. Çocuğudur yüklem ve çocuğudur kelimesi bir isim. O zaman bu da yine bir isim cümlesi oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Başka başka cümleler de varmış. Onlara da bakalım. Çocukluk günlerini hatırladı ve gözlerindeki damla yaş belirdi. Bak hatırladı fiil, belirdi fiil. O zaman bu da yine fiil cümlesi. Öğrencileri servise bindirdi, kitap fuarına götürdü. İkisi de fiil, fiil cümlesi. Eskimiş fikirler, paslanmış çivilere benzer fiil. Onları zihinden söküp atmak çok güçtür isim. Aa bunun ismin fiil mi cümlesi olduğunu sormaz. Çünkü burada iki tane yüklem var. Bir okul açan bir hapishane kapatır. Kapatır yüklem, kapatır fiil, fiil cümlesi. Güneş her gün yeni ümitlerin üzerine doğar, doğar fiil, fiil cümlesi. Hiç tembel kişiye böyle zor bir görev verilir mi? Verilir mi, verilmez mi? Verilir, fiil, fiil cümlesi. Ara sıra ben de annemle dizi izlemiyor değilim, izliyorum. Yani bu da fiil cümlesi. Hiçbir miras zorlu kadar verimli değildir, verimli değildir demiş. Verimlidir ya da verim değildir. Bu isim cümlesi oluyor bak. Şuraya isim cümlesi olduğu için isim yazıyorum. Diğerleri hep fiil cümlesi. Fiil, fiil, fiil fiil yazıyorum buraya. Buna yazmıyorum çünkü biri isim, biri fiil. İlk cümlesi yani ilk yüklemi fiil, ikinci yükleme isim. Bu yine fiil olduğu için ikisi de fiil olduğu için buna fiil cümlesi diyebiliriz. Bunu da ikisi de yükleme fiil olduğu için fiil cümlesi diyebiliriz. Şimdi, o zaman isim cümlesi, fiil cümlesi konusunu bence çok net bir şekilde anladık. Yüklem fiilse fiil, isimse isim oluyor. Bu kadar basit. Yüklemin yerine göre daha basit. Yüklem sondaysa kurallı, sonda değilse yani cümlenin başında, ortasındaysa devrik. Eğer yüklemi yoksa da yani hiç yüklem yok bak Y yazmıyor. O zaman eksiltili cümle oluyor. Yüklemi olmayan cümleye eksiltili cümle diyebilirler. Yargısı tamamlanmamış cümle diyebilirler. İşte tamamlanmamış ifade diyebilirler fark etmez. Gelin yüklemi yerine göre inceleyelim. Şimdi yüklemin yerine de kırmızı yazalım. Bu cümlenin yüklemi sonda mı? Sonda. O zaman bu kurallı cümle arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu cümlenin yüklemi sonda mı? Sonda. O zaman bu da kurallı cümle. Bu cümlenin yüklemi... Aa yok. O zaman bu eksiltili cümle. Eksiltili cümlenin yüklemi olmuyordu. Bu kadar basit. Bu cümlenin yüklemi sonda mı? Hayır. Bu cümlenin yüklemi sonda değil. Ortalarda bir yerde. O zaman biz buna devrik cümle diyoruz. Bu cümlenin yüklemi sonda biz buna yine kurallı cümle diyoruz. Bu cümlenin yüklemi sonda kurallı cümle diyoruz. Bu cümlenin yüklemi sonda kurallı cümle diyoruz. Bu cümlenin yüklemi sonda kurallı cümle diyoruz. Gördüğünüz gibi dünyanın en kolay konusu. Hemen buraya geçiyorum. Bu cümlelerin yüklemleri sonda o zaman bu da yine kurallı cümle oluyor. Bu cümlelerin yüklemleri sonda kurallı cümle. Burada da aynı şekilde kurallı cümle. Burada da yine aynı şekilde kurallı cümle. Hocam hep kurallı, genellikle kurallı cümleler olur arkadaşlar. Bazen devrik cümlelerde de kullanılabilir ama sonuçta gördüğünüz gibi hep böyle kurallı cümleler var. Ama hocam hem kurallı hem isim olabilir mi? Olabilir. Bak bu kurallı fiil cümlesi bu kurallı isim cümlesi. Bu kurallı fiil cümlesi, bu ise kurallı isim cümlesi. Bu devrik fiil cümlesi. O ayrı mesele. Tamam. O zaman e, şunu şöyle kaldıralım. Buraya geri koyduk. Yüklemine göre anlamıştık. Yüklemi yerine göre anladık. Şimdi geldik anlamına göre. Bu da dünyanın en kolay, en rahat bulunabilen bir şeyi. Nedir onun adı? Özelliği. Burada da mesela ne renk kullanalım? Mavi renk kullanıyorum. Evet. Şimdi anlamına göre cümlede cümlenin anlamı olumluysa olumlu oluyor. Anlaştık mı? Eğer anlamı olumsuzsa da olumsuz cümle oluyor. Aa hocam çok kolaymış dediğiniz duyar gibiyim. Ama bunu nasıl anlıyoruz? Bakın şimdi şöyle göstereyim. Mesela hata yapmaktan korkan kişi hiçbir şey yapamaz. Yapamaz diyor. O zaman bu olumsuz cümle buraya yazıyorum. O olumsuz cümle. Kıskançlığımızı ancak sevgiyle yenebiliriz. Yenebiliriz diyor. O zaman bu olumlu cümle. Bu kadar basit. Her dilde bir şarkı, her dudakta bir ıslık. Buna hiçbir şey diyemez çünkü yüklemi yok. Taze ışıklarıyla usul usul aydınlatıyor. Aydınlatıyor diyor. O zaman bu olumlu cümle. Şunları şöyle mavi yuvarlak sana çünkü yazılar da mavi. Düşünmeden konuşmak, nişan almadan ateş etmeye benzer. Benzer demiş. O zaman bu da yine olumlu cümle. Öğrenin demiş. E bu da yine olumlu cümle yaşamaktır demiş Bu da yine olumlu cümle başarının çocuğudur demiş bak çocuğu değildir dememiş çocuğudur demiş O zaman bu da yine olumlu cümle devam devam ediyorum Şurayı kaldırdım hatırladı belir demiş e, Bu da yine olumlu cümle götürdü bindirdi demiş Bunlar da yine olumlu cümle benzer güçtür demiş Bu da yine olumlu cümle kapatır demiş kapatır yani olumlu cümle Doğar demiş. Bu da yine olumlu cümle. Bu kadar basit. Verilir mi demiş. Ha bak. Hiç tembel kişiye böyle zor bir görev verilir mi demiş. Bak bu zor bir soru. Bunu bilen arkadaşlarımızı hemen alkışlıyorum. Şimdi burada hiç tembel kişiye böyle bir zor görev verilir mi derken baktığınız zaman soru cümlesi. Bir de soru cümlelerimiz var. Tamam, Olumlu cümle. Olumsuz cümle. Soru cümlesi bir de ünlem cümlesi var. Bu soru cümlesi gibi duruyor. Ama anlamına bakalım. Hiç tembel kişiye böyle zor görev verilir mi? Verilmez demek istiyor. Hiç tembel kişiye böyle bir zor görev verilir mi? Verilmez. Mesela kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda. Herkes olur. İnsan annesini üzer mi? Üzmez. Öyle değil mi? İnsan annesini üzer mi? Hmm, bir düşüneyim. Hmm. Öyle bir şey yok ki. İnsan annesini üzer mi de adam sana soru sormuyor. Senden cevap beklemiyor. İnsan annesini üzer mi dediğinde insan annesini üzmez kardeşim diyor yani. Burada sözde soru cümlesi var. Yani olumsuz. Dolayısıyla burada ara sıra benden önemli dizideyiz. Pardon şuna bakıyorduk. Hiç tembel kişi böyle bir zor görev verilir mi? Verilmez. O zaman bu da olumsuz cümle oluyor arkadaşlar. Bunu bilmeniz lazım. Ara sıra ben de dizi izlemiyor değilim. İzliyorum. E o zaman bu olumlu cümle. Ama bak biçimce olumsuz. Mame var değil var. Ama toplamda olumlu yani. İzlemiyor rum dese olumsuz olurdu. Ama izlemiyor değilim. Eksi eksi artı olur ya matematik onun gibi. İzlemiyor değilim. İzliyorum. O zaman olumlu. Hiçbir miras doğruluğu kadar verimli değildir. Yani verimsizdir. O zaman bu olumsuz cümle oluyor. Bu biçimce olumsuz ve olumsuz. Zaten cümlenin anlamına toplamı karar veriyor. Yani burada biçimce olumsuz olması, mameylerin, değillerin olması bizi ilgilendirmez. Bu toplamda olumlu bir cümle. Şimdi geldik olumlu olumsuzu da bitirdik. Soru cümlesi, ünlem cümlesi zaten belli. Mesela ne kadar yaramaz bir çocuk. Bu da ünlem cümlesi oluyor ama ünlem cümlesini sana sorarsa, arkadaşlar size sorarsa sonra ünlem işareti koymaz ona dikkat edin. Geldik yapısına göre cümlelere. Burada arkadaşlar bu sefer e, başka bir renk kullanmak istiyorum. Bu sefer şöyle ne renk kullanayım? İkisinde de olmayan bir renk. Ee, şöyle mor renk kullanıyorum. Evet mor renk kullanıyorum. Yapı sana göre cümlelerde mor renk kullanıyoruz. Şimdi buradaki mantığımız şu arkadaşlar. Eğer bir tane yüklem varsa ve içeride fiilimsi yoksa basit cümle oluyor. Bir tane yüklem var bir de fiilimsi varsa içinde fiilimsi olan cümle oluyor. Aa, zaten yazıyor adı. Eğer birden fazla yüklem varsa birden fazla yüklem olan cümle oluyor. E zaten yazıyor. Eğer bağlacı varsa ve birden fazla yüklem varsa bu da bağlacı olan cümle oluyor. Şimdi bakalım beraber. Şimdi Hata yapmaktan korkan kişi hiçbir şey yapamaz. Şimdi yapamaz yüklemimiz. Yüklemden başka, yüklemden başka. Films olursa films olan cümle oluyordu. Films var mı burada? Yapmaktan diyor bak. Hata yapmaktan diyor. Yapmaktan kelimesi bir filmsi. Korkan kelimesi bir filmsi. O zaman burada filmsel olduğuna göre biz buraya yazıyoruz. Şöyle üstlerine yazalım. Filmsi bulunan cümle. F, filmsi BC yazıyorum. Tamam mı? Yani buraya filmsi olan falan diye uzun uzun yazmıyorum. Kıskançlığımızı ancak sevgili yenebiliriz. Yenebiliriz yüklem. Yüklemden sonra filmsi var mı? Bu filmsi değil. Bu da değil. Bu da değil. O zaman bu tek yüklemci. Niye tek bir tane yüklem var? Buraya yazıyorum. Tek yüklemli cümle. Yazdım buraya. Her dilde bir şarkı, her dudakta bir ıslık. Bu zaten eksiltir. Bunu geçtik. Yüklem yok çünkü. Taze ışıklarıyla usul usul aydınlatıyor. Ovayı naz güneş. Şimdi yüklem var. Yüklemden sonra filmsi var mı? Yok. O zaman bu da yine tek yüklemli cümle oluyor arkadaşlar. Tek yüklem cümle. Düşünmeden konuşmak, nişan almadan ateş etmeye benzer. Bak. Düşünmeden konuşmak. Bak. Düşünmeden bir fiilimse zarf fiil. Konuşmak bir isim fiil. Almadan bir zarf fiil. Ateş etmeye bir isim fiil. Bir sürü fiilimsi var. O zaman buna biz fiilimsi bulunan cümle diyebiliriz. Devam ediyorum. Beşikten mezara kadar bilim öğrenin. Öğrenin yüklem. Fiilimsi var mı? Yok. O zaman bu da yine tek yüklemli cümle. Bitti bu kadar. Kitapsız yaşamak, kör, sağır ve dilsiz yaşamaktır. Şimdi yaşamaktır yüklem. Yaşamak diye bir tane daha fiilims var. O zaman bu da fiilimsi bulunan cümle. Peki hocam size zor bir soru sorayım dediğinizi duyar gibiyim. Çalışkan öğrenciler için bilhassa. Eğer bu olmasaydı. Burada fiilimsi var yani yüklem fiilimsiydi burada. Bu nasıl oluyor? Bu yüklemdeki fiilim sayılmaz. Yüklemden başka bir tane fiilimsi olursa fiilimsi bulunan cümle oluyor. Başarı cesaretin çocuğudur. Kardeşim burada yüklem var, başka da zaten bir de başarı kelimesi var. O zaman bu da tek yüklemli cümle oluyor. Devam ediyorum. Bunu kaldırdım. Şimdi diyor ki çocukluk günlerini hatırladı ve gözlerindeki damla yaş belirdi. Ay burada iki tane yüklem var bak. Hatırladı birinci yüklem, belirdi ikinci yüklem. O zaman bu birden fazla yüklem olan cümle. Bunu söylemiştik. Eğer tek yüklem olursa tek yüklem cümleydi. Filimsi olan cümle vardı. Bir de birden fazla yüklem olan cümle. O zaman bu neymiş? birden fazla yüklemi olan cümle. Y, O, C diye yazıyorum. Öğrencileri servise bindirdi. Kitap fuarına götürdü. Bak bindirdi götürdü. Yine birinci yüklem, ikinci yüklem. O zaman bu da yine birden fazla yüklemi olan cümle. Eskimiş fikirler, paslanmış fikirlere benzer. Birinci yüklem. Onları zihinden söküp atmak çok güçtür. İkinci yüklem. Bu da yine birden fazla yüklemi olan cümle. Bir okul açan bir hapishane kapatır. Şimdi burada kapatır yüklem. Bir tane yüklem var. Açan diye de bir fiilimsi var. O zaman bu da yine fiilimsi bulunan cümle. Güneş her gün yeni ümitlerin üzerine doğar. Doğar yüklem. Fiilimsi yok. Bir tane yüklem var. O zaman bu da tek yüklemli cümle diyoruz. Hiç tembel kişiye böyle zor bir görev verilir mi? Verilir mi yüklem? ...filmsi yok. O zaman bu da yine... ...tek yüklemli... ...cümle. Şöyle yazıyorum. Ara sıra ben de... ...annemle dizi izlemiyor değilim. Şimdi yüklem var... ...başka bir şey yok. O zaman bu da yine... ...tek yüklemli... ...cümle. Hiçbir miras... ...zorluk kadar verim değildir. Verim değildir yüklem. Hiçbir miras falan diyor ama... ...hiçbir tek şekilde filmsi yok. O zaman bu da yine tek yüklemli cümle. Bu konuyu güzel bir şekilde bitirmiş olduk. Şimdi gelin... sorulardan nasıl çıkıyor ona bakalım. Hangisi kurallı bir isim cümlesidir diyor. Yani yüklem sonda olacak ve yüklem bir isim olacak. Alsancak'ta yer alan bu cadde şehrin en hareketli ve keyifli bölgelerindendir. Şimdi şehrin en hareketli ve en keyifli bölgelerindendir dedi ya bu yüklem. Yüklem sonda mı sonda? Ozan kurallı. Peki bölgelerindendir kelimesi bir isim mi bir fiil mi? İsim. O zaman kurallı bir isim cümlesi cevap A seçeneği. Ama diğerlerine bakalım. Tarihi kemeraltı çarşısındaki şerbetçiler imdadımıza yetişiyor bu sıcak havada. Şimdi yüklem yetişiyor. Bir kere yetişiyor bir isim değil fiil. Ve yüklem sonda değil ortada. O zaman bu devrik fiil cümlesi. Yazıyorum buraya. Devrik fiil cümlesi. Yani bizimle hiç alakası yok. İzmir büyük bir değişimin eşiğinde olduğunu size her adımda hissettiriyor. Hissettiriyor fiil. Ama yüklem sonda olduğu için bu da kurallı. Şimdi bize kurallı diyordu. Tamam kurallısı tutuyor. Eyvallah. Ama isim cümlesi istiyordu. Bu ise fiil. O zaman bu da kuralı fiil cümlesi olduğu için bu da olmuyor. Sahil boyunca palmiyeler ve yer yer hurma ağaçları karşılıyor bizi. Karşılıyor fiil. Bizden isim cümlesi istiyordu. Ve aynı zamanda bu karşılıyor yüklem sonda olmadığı için devrik fiil cümlesi. Yani bizim istediklerimizden çok uzak. O yüzden cevabımız A seçeneği. Gelelim başka bir soruya. Aşağıdakilerden hangisi birden fazla yüklem olan bir cümledir? Yani bir yüklem olacak. Sonra bir yüklem daha olacak. Kalemin rengini değiştiriyorum çünkü bu da mormuş. Hemen şöyle yeşilimizi aldım. Kütüphane en eski, alışveriş merkezi en yeni caddede yer alıyor. Şimdi burada bir tane yüklem var. Kütüphane en eski caddede yer alıyor. Alışveriş merkezi en yeni caddede yer alıyor. Yani bir tane yer alıyor diye bir yüklem var. Bu dolayısıyla arkadaşlar tek yüklemli cümle. Bir düşünce önümüzdeki bir meşaleden daha çok aydınlatabilir. Aydınlatabilir yüklem. E bu da yine tek yüklemli cümle. Başarı bir yolculuktur birinci yüklem. Yerinde sabit duran bir durak değildir. Bir durak değildir. İkinci yüklem. Bak başarı bir yolculuktur. Başarı yerinde sabit duran bir durak değildir diyor. Yani başarı öznesi hem bu yükleme gidiyor hem de bu yükleme gidiyor. O zaman cevap C gibi. D'ye bakalım. Kişiyi kararlılığı zafere plansızlığı felakete sürükler. Sürükler diye bir tane yüklemimiz var. Dolayısıyla burada bir tane yüklem var. Bursa'da bir tane yüklem var. Adana'da bir tane yüklem var ama Ceyhan seçeneğinde iki yüklem var arkadaşlar. Şimdi artık dersimizin sonuna geldik. Noktalama işaretleri ve yazım kuralları ile alakalı da güzel bir tekrar yapacağız ve sorular çözeceğiz. Ardından dersimizi bitireceğiz. Mutlaka arkadaşlar yapmanız gereken şey biliyorsunuz. Hızlanma denemelerini çözüyorsunuz veya hatta sadece birinci dönem konuları içeren ana çözüyorsunuz. Hata yaptıkça paragraf fonstan ya da yapmasanız bile LGS matematikten yani LGS matematikteki matematik denemelerinden faydalanarak netlerinizi artırıyorsunuz. Şimdi burada noktalama işaretlerinde nokta virgül noktalı virgül birbirlerine karışmıyor. Niye? Burada nokta tamamlanmış cümlelerin sonuna geliyor. Sıra sayılarına geliyor. Mesela ikinci derken kullanabiliyoruz. Kısaltmalarda geliyor. Virgül eş görevli sözcüklerin arasına geliyor. Birden fazla yüklem olan cümleler geliyor. Noktalı virgül ise virgülün daha karizmatiği hatırlarsanız. Yani virgülün gücünün yetmediği yerlerde geliyordu. Şimdi birazdan alışılmamıza göreceğiz. İki nokta açıklamalardan önce. Üç nokta tamamlanmamış cümlelerin sonuna. Soru işareti cevap bekleyen cümlelerin sonuna konuyor. Bazen de bilinmeyen yerlere konuyor. Ünlem işareti haykırma, şaşırma, hayret bildiren yerlerde kısa çizgi ara sözlerin yerine uzun çizgi konuşma çizgisi, eğik çizgi adreslerde kullanılıyor. Tırnak işareti özel isimlerden çekilmekten ayırırken, alıntılarda, ayraç yine tarihleri yazarken veya önemli şeyleri belli ederken veya açıklamaları belli ederken kullanıyoruz. Kesme işareti ise özel isimlere gelen çekilmekten ayırırken kullanıyoruz. Şimdi gelin isterseniz soru üzerine bakalım. Şimdi aşağıda verilen metindeki yay ayraçlara uygun noktalama işaretini getiriniz diyor. Bakalım. Ormanda virgülü zaten adam getirmiş sağ olsun. En sevdiğim ağaçlar var. Meşe, diş budak, ve alış ağacı. Hmm. Şimdi en sevdiğim ağaçlar var dedikten sonra bir kere şöyle bir iki nokta koyalım mı? Açıklamalar başladı. Meşe, virgül. Bak M'yi küçük yazabiliyor. Özel isim olmadığı için veya cümle olmadığı için küçük yazabiliyor. Meşe, diş budak, virgül. Akçaat ve alış ağacı. Şimdi buraya üç nokta koyan arkadaşlar olabilir. Sakın. Niye? Çünkü burada V yazıyor. V yazdığı için bu artık cümlenin tamamlanacağını gösteriyor. Alış ağacı dedik, noktayı koyduk. V yazmasaydı, virgül olsaydı burada üç nokta koyardık. Bu dördü en sevdiğim ağaçlar. Tamam. Burada zaten noktayı koymuş. Sevdiğim ağaçlarla nerede olursa olsun karşılaşınca mutlu oluyorum. Tamam. Hele Güneş, Edip Cansever'in... Bak, Edip Cansever bir özel isim. Kesme işaretleriyle ayırıyorum. Edip Cansever'in çok ağaçlı bir ağaç sürüsünün üstünden... Kesilmiş limon dilimleri gibi düşüyor güneş dizelerini gibiyse... ...içinde bulunduğum düş halini daha bir ayrı seviyorum diyor. Şimdi, bir kere Edip Cansever'in şiirinden bir bölüm almış. O zaman burayı bir kere tırnak şeridi içerisine koyalım mı? Koyalım. Dizelerini gibi hissediyor. Kendi içinde de araya bir eğik çizgi koyalım. Niye? Şiirin mısralarının arasına eğik çizgi koyduk. Çok ağaçlı bir ağaç sürüsünün üstünden eğik çizgi... ...kesilmiş limon dilimleri gibi düşüyor güneş nokta. Bunu da tırnak şeridine aldık. Yani adamın şiirini... Şöyle almış olduk. Anlaştık mı? Nokta koyup. Bu şekilde almış olduk. Sonrası zaten cümle tamamlanmış ve nokta koymuş. Burada arkadaşlar şunu asla unutmayın. İki noktadan sonra küçük harfle başlayabilir. Özel isimlerden çekim ekleri kesme şartıyladır. Ama yapım ekleri ayrılmaz. Mesela şuna dikkat edin. Türk dedi ya. Türk'ün dersen ayırabilirsin. Türk'ün dostu azdır dedim mesela. Ayırırsın. Ama Türk... Ç şey dedin. Yapım eki almış. Bunu ayıramaz. Sonrasında gelecek hiçbir iki ayıramaz. Türkçenin böyle yazılır. Sakın böyle kesme işaretiyle ayırmayın arkadaşlar. Anlaştık mı? Geldik yazım kurallarına. Şimdi büyük harflerin yazımında biliyoruz ki özel isimler büyük harfle başlıyor arkadaşlar. Burada şuna dikkat edin. Mesela diyelim ki Müslümanlık özel bir isim. Sakın bunu cins bir isim zannetmeyin. Mesela Ankara'nın, İstanbul'un, Türkiye'nin özel isim olduğunu öğrenci biliyor. Ama bazı isimlerin kavram olduğu için özel isim olduğunu kaçırabiliyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Sayıların yazımına baktığımızda sayılar daima ayrı yazılıyor. Mesela 22 dediğimizde bunu bu şekilde ayrı yazıyoruz. Burada şu çok önemli. 3 T diyoruz arkadaşlar veyahut da 4 T diyoruz 5 te diyoruz veyahut da İki inci diye yazılıyorken ikinin sonunda zaten i olduğu için ikinci yazıyoruz. Ya da yedinci şeklinde yazıyoruz. Yani şöyle bir şey hatalı olmuş oluyor. Niye? Çünkü altının sonunda zaten ı var. Bir de yedi şer diye bir yazım yok. Bunu sayı ile yazı ile yazmamız gerekiyor. D ki mini yazımına baktığımızda d cümleden çıkarabiliyorsak ayrı yazıyoruz. Cümleden çıkaramıyorsak bitiş yazıyoruz. Hatta bunlarla alakalı direkt sorumuza bakalım. Ek olan D bitişik yazılır ve ta şekli vardır. Bağlaç olan D ayrı yazılır ve ta şekli yoktur. Bizim burada kafamızı karıştıracak bir bilgi vermiş. Biz bir kere buna prim vermiyoruz. Diyoruz ki, kardeşim ben biliyorum zaten. D cümleden çıkarabiliyorsam ayrı yazılıyor. Çıkaramıyorsam bitişik yazılıyor. Buna göre hangisi yazım yanlışı vardır demiş. A. Emeklerinize karşı saygısızlık da etmek istemem ama bu iş bizim istediğimiz gibi olmamış. Şimdi burada var mı? D daha burada var. Emeklerinize karşı saygısızlık etmek istemem ama bu iş bizim istediğimiz gibi olmamış diyebiliyoruz saygısızlık da etmek istemem dememiz lazım. Dolayısıyla burada ta ayırması lazım. Ama böyle ünsüz benzeşmesi yaparak birleştirerek bizim kafamızı karıştırmaya çalışmış. Yani burada şöyle yazmalıydı. Saygısızlık da etmek istemem ama demesi lazımdı. O zaman burada bir hata var. Cevap A gibi ama B'ye bakalım. Deniz kıyısın bir yerde yazlık almak için olmuyor. Deniz kıyısında demen lazım. Deniz kıyısında bir yer yazlık kalmak için olmuyor. Deniz kıyısında bir yerde yazlık almak için demen gerekiyor. Dolayısıyla bunlar doğru. Bunlar doğru yazılmış. Çalışma notlarım demet kalmış diyemiyorsun. Demette kalmış demen gerekiyor. Bölge bir de teleferik var ama diyemiyorsun. Bölgede diye şey yazman gerekiyor. Buradaki D'yi atabiliyorsun. Bölgede bir teleferik var ama o her tarafa işlemiyor diyebiliyorsun. Dolayısıyla bu Ayrı yazılması lazım, ayrı yazmış. Bu bitişik yazılması lazım, bitişik yazmış. Dolayısıyla Denizli, Ceyhan ve Bursa'da hata yok ama Adana'da bizim kafamızı karıştırmaya çalışmış. O yüzden buraya geri dönüyorum. D'yi cümleden atabiliyorsak ayrı, atamıyorsak bitişik yazıyoruz. Ki'de ise kuralımız şu, lereki gelebilirse bitişik, lereki gelemiyorsa kelimenin sonuna ayrı yazıyoruz. Bakalım hemen sorumuza bakalım burada. Ek olan ki bitişik yazılır, bağlaç olan ki ayrı yazılır. Uyarı bazı sözcüklerdeki ki olduğu için bitik yazılır. Oysa ki merki diye bize bilgi vermiş. Yine bizim kavramızı karıştırmaya çalışıyor. Yemezler. Biz soruya bakıyoruz. Hangisi yazım yanlışı vardır diyor. Ablam vitrindeki elbiseyi çok beğendi. Vitrindekiler diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. O zaman bitik yazılması lazım. Burada bir hata yok. Halbukiler diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman bu yazılması lazım ama burada işte şu son bahçem denen bir şey var. Som bahçem Bunlar hep bitki yazılıyor. Yani sanki oysa ki madem ki belki halbuki çünkü eğer ki meğer ki bunlar hep bitki yazılıyor. Yani halbuki zaten gözümüzle tırmalıyor. Halbuki bitki yazılması lazım. İşe başlayalım. Ki akşam sıkıntı yaşamayalım diyebiliyoruz. Başlayalım kiler diyemediğimiz için ayrı yazılması lazım. Bu ayrı yazmış. Bu doğru. Bak bu doğruydu bu da doğru. Ne var kiler diyemiyorsun ayrı yazılması lazım. Bu da ayrı yazılmış. Bu da doğru. Demek ki vitrindekiler diyebildiğimiz için bitki yazdık. Başlayalım kiler diyemediğimiz için ayrı yazdık. Ne var kiler diyemediğimiz için ayrı yazdık. Burada halbukiler diyemiyoruz ama burada istisnai bir durum var. Bu son bahçem istisna. Bunlara bitik yazılıyor. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği oluyor arkadaşlar. Ayrı yazılan sözcüklere baktığımızda burada şuna dikkat etmemiz lazım. Eğer konuk sever kelimesine bakın. Şimdi isimden sonra gelen fiilde ereki varsa bunu bitik yazıyoruz. Konuk sever, yardım sever yazılıyor. Ama diyelim ki güler yüz dersen yani isimden önce geldiyse bu ozan ayrı yazıyoruz arkadaşlar. Burası çok çok önemli. Demek ki bitişik yazılanlar bu şekilde, ayrı yazılanlar bu şekilde. Aynı zamanda her şey daima ayrı yazılıyor. Bir şey ayrı yazılıyor. Birçok bitişik yazılıyor. Pek çok ayrı yazılıyor. Bunları zaten soru çözdükçe pekiştirici çok güzel bir şekilde göreceğiz. Mesela ikilemeler ayrı yazılıyor tek tek yavaş yavaş derin derin yan yana mırın kırın gibi. Veya pekiştirmeler bisik şey yazılıyor. mavi, karma karışık paramparça derken bisik şey yazıyoruz. Mi daim ayrı yazılıyor. Geldi mi ayrı. Şirin mi şirin bir çocuk ayrı yazıyoruz. Burası da çok çok önemli arkadaşlar. Şimdi sizin yapmanız gereken en başta söylediğimiz gibi Türkçe'de arkadaşlar netlerinizi artırmak istiyorsanız bol bol paragraf çözmeniz lazım. Paragrafons kitabımızda sizler için sürenizi tutarak çözmenizi sağlayabilecek hızlanma ve odaklamanı sağlayan özel paragraf denemeleri var. Burada çözdüğünüz zaman netlerinizin arttığını göreceksiniz. Bak ilk test 4 soruluk 8 dakika veriyoruz. Sonraki test 4 soruluk bu sefer 7 dakika veriyoruz. Sonra 6 dakika. Sonra 4 dakika veriyoruz. Sonra 6'lı deneme geçiyoruz. İlk başta 12 dakika veriyoruz. Yani bir soruya 2 dakika veriyoruz. Sonra 12 dakikadan sonra 11 dakikaya düşüyor. 10 dakikaya düşüyor. Böyle gidiyor. Her birinde süreyi azaltarak sizin hızlanmanızı sağlıyoruz. Ve aynı zamanda her hafta en az 2-3 tane deneme çözmeniz gerektiği için size hızlanma denemelerin yanında ana denemelerini de hediye ediyoruz arkadaşlar. Bunları çözdükçe, sorularda hata yaptıkça, hatalarınızın çözümünü öğrendikçe netleriniz artacak. Hadi bakalım. Ödüllü sorumuzu yapın yorumları yollayın. Hepinize LGS yolculuğunda başarılar diliyoruz. İnşallah hayallerinizdekinden çok daha yüksek netlerle çok güzel liselere gireceksiniz.